Ülke TV ekranlarından iyi akşamlar. Söz Bitmeden programında bu akşam eski emniyet müdürü Hanefi Avcı bizlerle birlikte Haliç'te yaşayan Simonlar kitabından sonra ikinci kitabını kaleme aldı. Cemaatin İflası, Hocanın Ayağının Kaydığı Yer. Kendisiyle hem davalarını hem de paralel yapıyla yürüyen hukuki mücadeleye nasıl bakıyor? Cemaat gerçekten iflas etti mi? Bunları konuşacağız. Hoş geldiniz. Kitabınız hayırlı olsun. Satışı bol olsun diyelim. Herkes çok okunsun ulaşsın diyelim. Satış ikinci piyasada. İkinci durum, birinci olan okunması. Okunması. Evet, evet, herkes okusun. Ben kitabı konuşacağım. Kitaba ilişkin konuşacaklarım, soracağım sorular var. Okudum ben de hemen. Kitap piyasaya çıkar çıkmaz hemen alıp okuyanlardanım. Ama şeyi merak ediyorum. Geçtiğimiz haftalarda bir haber çıkmıştı sizinle alakalı olarak. Şimdi eski emniyet müdürü olarak söyledim. Görevinize iade oldunuz mu? Böyle bir haber. İade olmadım. Bu bir haber çıkmıştı Yeni Şafak gazetesinde. Böyle bir kazandığımız bir dava ile ilgili. Hı-hı. Sanki göreve dönmekti ama bir iyimser bir yorumdu. Yani göreve dönmem hemen hemen imkansız. Yani şu anda çünkü hep bir dava var. Bu davalar halli için geçecek zaman var. Benim de ise yaş haddime bir yıldan daha az var. Bu açıdan dönme ihtimali hemen hemen yok gibi. Peki bu davalar, yani sizin geçirdiğiniz süreç, başınıza gelenler, hakkınızda açılan davaların müsebbibinin artık kim olduğunu biliyoruz. Ergenekon, Balyoz gibi davalar bile çok çabuk karar verildi. Siz de bu yapının içinde olduğu, yani bu hukuk adamlarını ya da hakim, bu yargıçların mağdurusunuz aslında. Bu davanın topyekun olarak çökmesi gerekmiyor muydu sizin davalarınızın? Şimdi tabii benim hakkımda birden fazla dava, birden çok iddia vardı. Hı hı. Cemaati biraz fazla kızdırdık galiba ki onlar benim hakkımda birden çok dava açıldı. Bunlardan bir tanesi, hı hı, biliyorsunuz 15 yıl mahkumiyetle neticelendi. Evet. Sonra Yargıtay'da bozuldu. Şimdi, hı hı, yeniden inceleme safhası geri buraya gelecek. Ama bu arada idari olarak benim hakkımda çok fazla meslekler ve memuriyette ihraç kararları verildi. Hı hı. Bunların biz bir tanesini kazandık ama 4 tanesi de buna emsal. Yani o 4 de kazanacağımız garanti şeyler ama daha 7 tane mesleki ihraç kararım var. Zaten anlatmak istedim. Belki de bu cemaat yargı öyle kullandı ki yargı vasıtası yaptığınız şeyler düzeltmek çok da kolay değil. Bir de bu zamana kadar devlet, hiç devletin kasıtlı bir yanlış yapacağı, bir takım kişileri, bir takım kurumları hedef alacağı akla gelmediği için bu tip olaylara kadar çok da tedbir düşünülmemiş. Hı hı. Bundan dolayı devleti ele geçiren veya devletin belli kurumları, yargıyı, emniyeti ele geçiren cemaatin yaptıklarını düzeltmek çok da kolay olmuyor. Yani bir yılı daha aşan bir zamanca ancak ben bunları bir kısmına ayıklayabilirim. Mesleğe dönem ama kaybettiğim bazı itibari haklarımı alabilirim veya en azından bana uygulanan o bütün ceza işlemleri kaldırmış olabilirim. Yoksa dönme ihtimali hemen hemen yok gibi. Şunu sormak istiyorum. Siz içeride yatarken de, evet, çok fazlasıyla artık bu yaşadığınız hukuk mağduriyeti diyeyim. Yani ne nasıl oluyor? Yargı nasıl işliyor? Bunların hepsine vakıftınız. Evet. Merak ettiğim ve tekrar sor, mutlaka araştırmışsınızdır siz. Benim merak ettiğim şey şu. Hakkınızda pek çok işte meslekten ihraç kararı çıkmış olabilir. Evet. Sizinle alakalı pek çok dava açılmış olabilir. Yani bu yargıçlar dava açmış olabilir. Bunların kararını da vermiş olabilirler. Ama bugün Türkiye'de, yani sokağa çıktığınız zaman kime sorsanız Hanefi Avcı'nın yaşadıkları, açılan davaların sokakta hiç hukuktan anlamayan bir insan bile ne olduğunu farkında. Yanlış mı biliyorum? Onu herkes biliyor, cemaat biliyor, de biliyor. Biliyor. Şimdi böyleyken, hal böyleyken niye bir yıl beklenecek ki? Ergenekon davası işte Balyoz'da çok hızlı süreç işledi. Gerçekten hukuken mümkün değil mi? Mesela bu davalar topyekun olarak düşse. Bu bir yıllık tahmin benim en iyi yorumum. Hı. Belki bir yılda da bitmeyecek. Yani bu o kadar kolay olmuyor. Birincisi bir hukuki süreç var. Mahkemeler normal var mı diyorsunuz yani bu işleyen? Yani bu maalesef özel bir yasa çıkarılmadığı müddetçe biz ve bizim gibi insanların mağduriyetlerin giderilmesi gibi yasa çıkarılmadığı müddetçe klasik yöntemlerle bizim haklarımızın iadesi yıllar sürecek. Yani belki ben bir yılda en iyi tahmini bulundum. Bir yılda da bitmeyebilir. Bir ve ikinci yılı bulabilir. Evet. O da %100 hakkımızı alamayabiliriz. Bazı davalar zaman aşımından, usul yönünden kaybetmiş de olabiliriz. Hatta bazı davalar dava da açamıyorsunuz gibi
müesseseler var. Oradan kaybediyorsunuz. Demin dediniz, hani bu şey için söylüyorum. Şimdi sokakta vatandaş da biliyor, bunu inanmıyor. Hatta cemaat de biliyor. Şimdi biliyorsunuz, evet, bazı davalar olunca diyorlar ki, bu davaların temelinde işte Hanif Avcı başlatmıştı. İşte geçen bir olay oldu Konya'daki davada. Hanif Avcı bunu yapmış deyip kendiler de bile beni şey diye referans diye gösteriyorlar. Yani ona inanıyorlar. Ama velakin başlamış olan bir hukuk var. Türkiye'de maalesef bu hukukun yaptığı hatalar, hukuk kendi çok da kolay düzeltemiyor. Yani bana yapılan hukukçular da biliyor. Beni yargılayan hakimler de biliyor ama bunlar yavaş yavaş ve belli klasik sistem içerisinde sanki normal davaymış gibi cereyan ettiği için uzunca bir süreye kapsayacak. Evet, anlaması zor ama anlaması maalesef çok zor. Öyle. Yani maalesef burada öyle. Yargıçlar, evet, Yargıtay, bu davalar nereye gidiyorsa, evet, ya şu Hanefi Avcı dosyasını çıkartalım. Bu çünkü hani zaten ne olduğu belli. Buna tekrar hani bakmamız bile çok anlamsız diyerek yürümesi gereken bir süreç olması gerektiğine inanıyorum. Yani böyle olacak zannediyordum ben siz içeriden, evet, çıktığınız zaman. Ama siz bambaşka bir şey söylüyorsunuz. Normal mantık bunu gösteriyor ama hukuk mantığı öyle çalışmıyor. Hukuk mantığı sanki klasik bir mahkeme kapandı, yeni mahkeme dava açılmış veya ben dava açmışım gibi. Bütün usul işlemleri yeniden yaparak, bütün iddialar doğruymuş gibi teker teker inceleyerek devam ediyor. Ondan dolayı bu çok uzun süre alır. Yani en azından bir veya iki yıl alabilir. Bu konuda özel bir düzenleme yapılması lazım. Olmadığı için maalesef yavaş yürüyor. Anladım. O halde şöyle bir şey konuşmuştuk. Sizin bir istediğiniz, bir temenniniz, hayaliniz vardı. Ben onu dinlediğim zaman epeyce de duygulanmıştım. Tekrar emniyet müdürüne bir günde olsa geri dönüp... Tabii başlayıp iade itibar edip bütün yapılanların yanlış olduğunu bir kere de hem devletin kendi işlemleri hem hukuk konuları anlaşılsın. İkinci gün dilekçe verip emekli olmayı düşünmüştüm. Bu biraz nasip olmayacak gibi gözüküyor. Öyle mi? Öyle gözüküyor şu an. Zaman yetmez yani buna. Anladım. Hayırlısı ve çok, evet, üzgünüm. Yani keşke böyle olmamış olsa. Siz çıktıktan sonra hiç böyle etrafınıza bakmadan ikinci kitabı kaleme aldınız. Cemaatin İflası ve Hocanın Ayağının Kaydığı Yer, ikinci kitabınız. Evet. Ben bu kitabı okudum. Birazcık daha şöyle söyleyeyim. Soluksuz olarak bir gecede okudum bu kitabı. Neredeyse. Yani uyumadım. Tekrar böyle baktım. Akif Bekki de bu kitabı okumuştu. Evet. Onun bir yazısı da vardı belki. Kısa bir şey okudum. Kısa, evet, bir şey. Burada yeni olan mesela ben çok fazla yeni bir şey... Daha farklı, evet, bir şey bekliyordum. Aslında şu... Haksızlık mı yapıyorum? Yok, haksız değil. Bu kitabı birden fazla okumak lazım. Şimdi başlangıçta ilk kitabı yazdığımız zaman da insanlar o kitaptakilerin büyük kısmına inandırıcı pek görmemiş gibiydi. Ama zaman, hı-hı, çok diye. Burada da iddiaların bir kısmı ile ilgili değil de geneli ile ilgili bazı insanlar dediğiniz gibi mevcut şeyin tekrarı gibi. Aslında burada mevcut şeyin tekrarı yok. Burada çok daha farklı bir şey var. Şimdi, belki de sizden mi beklentilerimiz çok fazla bizim? Şöyle tabii ki benim burada anlatmak istediğim kısım daha çok cemaatin yaptığı ettiği olaylara ve eylemlere bakarak bir cemaat olgusunu, herkesin kafasındaki farkı cemaat imajının ne olduğunu, herkesin kafasına göre değil, gerçek bir cemaati ortaya koymaktı. Bir ikincisi de anlatmak istediğim şu aslında, biz uzun süreden belli cemaat diye biz bunu kanıksadık ve kabullendik bu garipliği. Şimdi hani birinci kitapta anlatılan bir hikaye vardı. Haliç'in koktuğu, etrafa koku saldığı bir ortamda yıllarca Haliç'in etrafında yaşayanlar uzun süre yaşadıkları çok kokuyu algılayamıyorlardı. Evet. Ancak dışarıdan gelen biri bunu görebiliyordu. Ona dayanarak da insanlar da bulunduğu ortamlarda kötü bir ortamda kalırlarsa uzun süre sonra bu ortamı kanıksıyorlar, itiraz edemiyorlar. Evet. Halbuki insan zaman zaman dışarıda bakması gerekiyor. Burada da aslında şu var. Biz cemaat diye çok cemaat uğraşıyor. Bir müddet sonra cemaatin yaptığı bazı şeyler çok kabullendik ve kanıksadık. Sanki bunlar yapabilirmiş gibi, normalmiş gibi, böyle bir olgu makulmuş gibi. Benim aslında burada şunu diyorum. Böyle bir şeyin kendisi varlığı bile bir yanlış. Ne demek yani? Cemaat olarak bulunur. Hı-hı. Bulunduğu yer, evet, benzeri, emsali, amacına uygun olması lazım. Ama o işi bırakmış, başka her türlü sahaya girmiş... Her sahada var ama kendini yok kabul ediyor. Önünüze gördüğünüz zaman bir grup var, işte basın grubu var. Bir yerde yargıda insanlar var, bir yerde poliste insanlar var, bir yerde banka var, başka her şey var. Ama hepimiz biliyoruz, tüm hepsini bunu idare eden başka bir üst cemaat denen bir yönetim de var.
Bu yönetim aslında adı cemaat ama cemaat değil, cemaat böyle bir şey olmaz. Burada garip bir şey var. Bu garipliği hiç kimsenin kabullenmemesi, bunu normal makul kabul etmemesi lazım. Bunun bizatihi kendisi yanlış. Bir şey eylem yapmasına gerek yok, bir suç işlemesine de gerek yok. Suç işlemesi daha da büyük bir yanlış. Türkiye birinci kanıksadı kabullendi, olabilir diyor. Her türlü şey olabilir. İkinci neredeyse kabullenmek üzereyiz. Kanıksamış gibiyiz kamu kurumları. Biz burada şunu diyoruz, hayır. Bu organın yaptığı her şey suça dönüşüyor. Çünkü kendi mecranda, kendi sahasında durduğu zaman sorun yok. Ama bu sahaya çıkıp kamu sahasına girdiği zaman neler yapıyor? Bu yaptıklarını, burada anlattıklarım benim büyük bir kısmını, kamuoyu bir kısmını biliyor. Ben onların bilinmeyen veya büyük bir kısmı soruşturmaya, polisiye bir faaliyet gerektirdiği için normalde olması gereken neydi? Bunların yaptığı neyi? Onu koymak suretiyle ortaya da yaptıkları gariplikleri göstermek istedim. Ve bu gariplerde amacı ne? Hedefi ne? Nereye varmak istiyorlardı? Bunu yaparken nerelerde nasıl destek aldılar ve nasıl büyük planları vardı? Bir nebze onu vermek, bir kamuoyu duyarlılığı sağlamak, insanlardaki biraz daha bu olaya bakışı irdelemek. Sadece şey değil, sivil kurum değil, kamu kurumlarının da ben bunu bakmasını istiyordum yani. Ben şunu söyleyeyim o zaman, pek çok kamu kurumunda kitap var. Yani herkes meraklı okuyor. Sadece kamuoyunun, kamuoyundaki halkın bilinçlenmesi değil. Ben biraz önce dedim, belki hani sizden o kadar çok şey bekliyoruz ki biz. Bu da olabilir yani bizim kitaptan hani daha isim isim işte farklı bir şeyler... beklentimizin sebebi de bu olabilir. Bu kitap sadece kamuoyunun bilinçlenmesi değil, yürüyen hukuki bir dava var. Evet. Bu davayı bakan, dosyaları soruşturan yargıçlar içinde, savcılar, yargı mensupları içinde soruşturma yapanlar içinde. Soruşturma yapanlar içinde bir rehber niteliğinde, bir rapor niteliği taşıyor aslında bu kitap. Evet. Ne olduğunu. Herkesin sadece uğraştığı davayı değil, bir bütün halde bütün görsün. Bir, cemaati evet. Bir büyük ne, gözle nedir, baksın. Ne evet. Değildir? Bunu pekala çok iyi bir şekilde anlatıyor. Peki dediniz ki bizatihi kendi varlığı aslında bu cemaatin. Türkiye'deki varlığı şekli evet. Bizatihi anormaldir. Anormal. Kırmızı kitaba girmiş olmasını o halde siz çok geç, yerinde. Çok geç kalmış bir olay. Bizatihi kendisini yalnız kırmızı kitaba değil, her şeyle. Tüm devlet kurumları ve devletin bütün yasalarına aykırı bu olay. Yani sizin siyasi bir organsanız siyasi bir teşkilatlanmanız gerekir. Siyasi bir organ gibi davranmanız gerekir. Siyasi sorumluluklarınız ve siyasi hesap verdiğiniz yer vardır. Bir ticari organsanız ticari mevzuata tabisiniz, ticari kurumlara tabisiniz. Onunla ilgili de bir olmanız gereken, yapmanız gereken bir kurallar bütünü var. Sorumlu olduğunuz bir yerde var. Mesela maliye sorumlusu, verginiz vesaire var. Basınsanız basın organı gibi davranırsınız. Ona karşı da kamuoyundan, halktan bir karşılığınızı görürsünüz. Bunu çeşitlendirebilirsiniz. Sanayi kuruluşuysanız, şuysanız, buysanız. Şimdi bizim karşımızdaki adına cemaat dedim. Hatta cemaat diye devasa bir örgüt var. Bu örgüt her şey. Bir yanda medya, bir yanda banka, bir yanda sanayi kuruluşu, bir yanda ticari kuruluşu, bir yanda siyasi kuruluş, bir yanda polis, bir yanda hakim savcı, bir yanda yargı, bir yanda devletin her türlü gizli teşkilatı. Şimdi bunu bir de yurt dışına taşıdık. Evet. Böyle bir anormal bir şeye dönüştü bu yapı. Şimdi bu yapının bu haliyle bile kendisi yanlış. Niye tabisiniz? Niye hiçbir şey tabi değilsiniz? Kime hesap veriyorsunuz? Kimseye hesap vermiyorsunuz. Ne işe karışıyorsunuz? Her işe karışıyorum. Hiçbir sorumluluğum yok. Her işi ben yönetiyorum. Şimdi banka suç işlese bankadaki insanlar sorumlu olacak. Ama aslında onlar suçlu değil ki. Bankayı yöneten başka biri. Basın insanlar bir şey yapsa basındaki insanlar suçlu gözüküyor ama aslında onları yöneten o değil ki. Daha üst bir akıl yönetiyor. Buradaki bugün polisleri yargılıyoruz, savcıları yargılıyoruz. Veya bazıları yanlış hukuk aykırı işler yaptılar. Suç işlediler. İnsanlar hukuk aykırı dinlediler. Haksızlık yaptılar diyoruz. Ama bunları yaptıran daha yukarıda bir akıl var. Daha yukarıda bir teşkilat var. Bir örgüt var. Evet. Şimdi asıl önemli olan onun duruşu var. Yani illegal bir örgüt. Ne de kara para gibi kendisi bir suç. Kendisi bir yanlış, kendisi bir anormallik. Sosyal olarak da anormal, siyasi olarak da anormal, ticari olarak da anormal, ekonomik olarak, dini olarak da anormal. Her şeyin anormal. Bu anormalliği aslında herkes kendi boyutunda göstermeli, anlatmalı. Ben bu kitapta hepsini toplayarak biraz sıkıştırmış olarak anlatıyorum. Yani direkt değil ama okuyucu görsün. Hakikaten böyle hirkat garibesi bir şey var. Her şeye karışan, her şeyin içinde olan, her şeyi yönetmeye kalkan ama hiçbir sorumlu yok, hiçbir hesap vermeyen bir yapı var. Peki toplum bunu anlayabildi mi?
bence yavaş yavaş anlıyor, yeni anlıyor. Çünkü toplumda şu var, toplum sadece muhatap olduğu kısımla anlıyor. Sokaktaki insan işte karşısında gördüğü, iyiliksever bir takım okullarla görme anlıyor. İşte bizim gibi yargılanan insanlar onların tutukladığı haksız tutukluluklarla anlıyor. Hukuk hakkı dinlenmişler, kendi mahremleri gibi dokunmuş olarak anlıyor. İşte onların saldırısına muhatap olmuş kişiler o saldırıya muhatap olduğuyla tanımlıyor. Herkes kendini gördüğü noktası, ben herkesin gördüğü noktayı, hepimizin gördüğü noktayla görmek istiyorum. Hukuk hakkı dinlenenler bu noktayla görsün. İşte davalarda muhatap olanlar böyle görsün. Siyasi muhatap olanlar böyle görsün. Bunların kumpasına gelmiş herkes kendi noktasında hepimiz herkes açısından görüldüğü gibi görelim. Ortada bu olayın kendisinin, bu örgütün kendisinin anormal olduğunu, böyle bir vakanın, böyle bir olayın, böyle bir olgunun olamayacağını hepimiz bilelim. Kendileri de bilsinler. Bugün dikkat edin. Evet, cemaat falan diyor mu? Hiç kimse açıktan da bu işleri yaptıklarını açıktan söylemiyorlar. Ama hepimiz biliyoruz ki bu işin arkasında böyle bir grup var, böyle bir cemaat var. Bu herkesin aç ayağın ben ortada. Yani anormalliği kendisi bile çok üstlenmiyor. Evet. Ama bunu bence daha yüksek sese dillendirip net olarak ortaya koymak lazım. Modern bir toplumda böyle bir yapı olamaz. Dini bir cemaatseniz, dini cemaat olmanın gerektirdiği yapı davranırsınız. Onun gerektirdiği hareket edersiniz. Onun sahibi olduğu haklara sahip, onun sahibi olduğu korunur, kullanırsınız. Yok siz siyasi bir organsanız, siyasetin sahip olduğu haklara sahip olmak istiyorsanız, o zaman ona mevzuatını uyarsınız, onun sorumluluklarını yerine getirirsiniz. Yok siz ticari bir faaliyet gösterecekse onun gibi olursunuz. Yoksa hepsine bakan bir şey olamazsınız. Evet. Hele bir de bunu bırakıp devlet içine girmeye kalkarsanız o ayrı bir daha fecaat boyutu. 2 yıla yakın bir zaman oldu değil mi? Bu paralel yapıyla 17-25 Aralık operasyonları başladı. Ortaya çıktı 1,5 yıl falan diye. 1,5 yıl, 2 yıla yaklaşıyor evet. Artık. Peki devlet bunun hani hukuki mücadelenin başlamasında biraz gecikildi mi? Normal devlet refleksi bu mudur? Geç mi başlar? Böyle mi işler, yani çünkü siz devleti biliyorsunuz, devlet bizim, işleyişini, evet. Yoksa geç kalındı mı yani? Bizim devletimiz maalesef ki karşılaştığı bütün ciddi sorunlar hep geç kalmıştır. Gecikmiş olarak görüyorsunuz o zaman. Her zaman için. Dünyada sol olaylar, sol terör örgütleri ortaya çıktığı zaman herkes buna bir çözüm üretmeye kalktı. Bizim ülkemiz yıllarca geri kaldı ve ne zaman sokakta her gün 15-20 kişi öldüğü zamana kadar ciddi bir tedbir üretmedi. Hatta hiç tedbir üretmedi. İşte 12 Eylül harekatı geldi. Her şeyi kaba bir şiddetle bastırmaya kalktı. Daha sonrasında terörle mücadele kanunu bir takım yöntemler yapıldıysa bile halen biz terörle mücadele ediyoruz. Halbuki bizimle birlikte bu sol teröre, sol aktif eylemlere muhatap olan ülkelerin büyük bir kısmı bunu atlattılar. Evet. Hatta bugün bunlar en ciddi savunan ülkeler bile bunu savunmazken bizim ülkemiz böyle bir gariplik içerisinde. İşte Güneydoğu'daki olayları örnek verelim. Olduğu zaman devletin çok köklü bir takım tedbirleri bu olaya karşılaması gerekirken hiç ciddi tedbir almadı. Halen klasik yönteme davrandı ve halen biz Güneydoğu'yla uğraşıyoruz 40 yıldan beri. Evet. Evet, birçok ülkede uğraştı. Basit bir sorun değil ama birçok ülke ciddi programlarla bu olayları minimize etti, azalttı ve belli bir şeye soktu, işleme soktu. Şimdi aynı şey cemaatli olguyla karşı karşıyayız. 40 yıldan beri değil ama son 5 yıldır ciddi olarak bu olaya karşı karşıyayız. Şu anda aktif bir mücadele var ama bu mücadele belli bir felsefeye, belli bir mantığa, belli bir akla, belli bir hesaba dayanan plan dahilinde uygulanan bir şeye dayanmıyor. Daha çok klasik, anlaşılmış, standart yöntemlerle mücadele etmeye kalkılıyor. Geç kaldık. Bu kadar ilerlememesi lazımdı. Bu kadar göz göre göre bu kadar büyük suç işlememesi, devletin de toplumu da bu kadar büyük zarar görmemesi lazımdı. Şimdi arada geçen zaman işi zorlaştırdı. Şu anda bile evet bir ciddi bir şey yapılıyor ama bunun çok daha büyük bir planla, çok daha büyük bir akılla, çok daha bir hesapla, kitapla yapılması gerekirken bu konuda bir eksiği var diyoruz. Evet, yapılan çok şey yapıldı. Önemli bir kırılma oldu. Hı hı. Asıl önemli olan bu yapının yanlışını anlamak, buna aktif tavır almaktır. Bu alındığı için de %51 yol alınmıştır. Ama bir plandan, bir programdan, bir hesap kitaptan ari, sadece gelişi güzel ve klasik yöntemlerle mücadele ediyor. Ondan dolayı biraz zorluk var. Şimdi mesela benim gördüğüm eksiklikleri söyleyeyim. Siz daha iyi biliyorsunuz. Ya da sorayım ben size bunu. Bu yasa dışı dinlemelerle alakalı epeyce bir operasyon yürüdü ama bu yasa dışı dinleme operasyonlarında tutuklanan emniyet görevlileri bireysel suçtan işlem gördüler. Gözaltına alındılar ama
bu eğer örgüt davasına dönüşmüş olsaydı, yani 80 ilde dinleme var, yasa dışı dinleme, ama bu bireysel yürüyor. Oysa ki 80 ilde yasa dışı, Dışişleri Bakanlığı'na giren, MİT'e giren, başbakan, hani bunların ne olduğu bu o kadar bilindiği halde bireysel olarak operasyonlar yürüdü. Bütünlüklü bir davaya ulaşamadı. Çünkü yasal mevzuat, yani kanunlarımız yeterli değildi. Şu anda düzeldi. Başlangıçta bazı iller sadece dinleme suçundan dolayı dava açtılar ama şimdi iller bunu yavaş yavaş düzelttiler. Yeni açılan iddianamelerde örgütlü bir faaliyet olarak açılıyor. Ama orada ne yapılıyor? İl il görülüyor. Hani siz dediniz yani ev evet. yöntemiyle ve klasik evet. yöntemlerle. Oysa ki bir üst akıl. Ben de başından bu yana mesela bu yapıyla mücadelede bir üst aklın oluşması gerektiğine evet. inandım. Daha bilinçli, kesinlikle. Daha hukuki çerçevede yürüyebilmesi için ve daha hızlı yürüyebilmesi için buna ihtiyaç olduğunu düşündüm. Şimdi, sizden evet. de duyunca... Hatırlarsanız, benim birinci kitabı hatırlarsa, birinci kitapta en çok vurguladığım konu cemaatin yaptığı hukuk hayır dinlemelerdi. Cemaat evet. sahte isimlerle, sahte Hı-hı. iddiaları tüm toplumu dinliyor ve en vahim olay oydu. Şimdi insanlar bunu telefon dinlemeyi basit görüyor. Sadece telefon dinleme değil. Telefon dinlemeyle birlikte telefon sinyalizasyonu iyi değerlendir, analiz ederseniz insanlar rüyasını bile tahmin edersiniz. Bu insanlar anlamakta zorlanıyor. Hakikaten sizin telefon detaylarınız iyi incelenirse bütün geriye dönük olarak görüşmeleriniz, gezdiğiniz yerler, dolaştığınız yerler, irtibatta olduğunuz insanlar, görüştüğünüz irtibat, her şeyiniz ortaya birçok şey görmek mümkünatı var. Şimdi cemaat en çok bunu yaptı. Bunu yöntemle hem insanlar istediği gibi kumpas kurdu, insanlar özel hayatlarıyla bir bilgi öğrendi. O bilgileri sanki bir ihbarmış gibi ilgili kurumlara göndererek daha sonra yapılan araştırmada vay anasını bak doğruymuş deyittiren işlemlerle insanları mağdur etti. Birçok kişi hakkında adli çalışmalara başlattı. Bunun haricinde de devletin, tüm büyük şirketlerin, tüm toplumdaki önemli köşe taşlarını dinleyerek tüm toplum hakkında bilgi sahibi olup toplumu yönetecek, yönlendirecek bilgiye sahip oldu. Yani siz tüm ülkedeki köşe başları, önemli kurumları evet. dinlediğiniz zaman inanılmaz bilgilere sahip oluyorsunuz. Evet. Cemaat bunları çok iyi yaptı. Benim 2010'da yazdığım kitapta en önemli verdiğim konu buydu. İki bakanlığa verdiğim dilekçe de, iki savcıyla görüşüm en çok bunu anlattım. Dedim ki en kolay iş, suç belli. Ve sizin göreviniz sadece çok kolay mani olacaksınız. Hemen diyeceksiniz ki çıkarın şu dinleme kayıtlarını çıkarın. Dosyaları açacaksınız ve bunu yapana hesap soracaksınız. Çünkü ellerinde açık ve suçlar da açık. Sahte isimle dinlemişler, sahte isimle karar almışlar, sahte isimle tutanak tanzim etmişler. O zaman savcılar da, müfettişler de dosyaları açsalar da hepsi de ortaya çıkıp ispatlanacak durumdaydı. Cemaat bunları dinleyerek çok büyük mesafe aldı. Şimdi bu konuda... Kitabımda ben orayı uzunca anlatıyorum. Bu hukuk ayrı dinlemede ne demek? Hı-hı. Cemaat ne yaptı? Halen de bu konuda yeterli çalışma yapılamadı. Mesela şu anda Türkiye'de bütün dinleyen insanlar tespit edilemedi. Halen birçok insan dinlenip dinlemedi kimse bilmiyor. Bakanların dahi bazıları dinlenip dinlemedi kimse bilmiyor. Çünkü tüm dinlemeler bir bilgisayara girilemedi. Bunu halen bu devlet yapmadı. Bunu yapılması lazım. Tüm dinlemelere gireceksiniz. Sonra bilgisayara sorgulayacaksınız. Sahte isimle dinlenen, hukuk aykırı herkesin ortaya çıkarılması gerekiyor. Şu anda Türkiye'de yapılan ne? Polis müfettişleri, ülke müfettişleri veya adalet müfettişleri. Polis müfettişleri emniyetteki, adalet müfettişleri, adalet binalarındaki hakim verdiği kararları açıp bunlardan sahte isimle dinlenenleri tespit ettiler. Bir kısmını bunlar hakkında da yapanlar hakkında işlem başlattılar. Evet. Başlangıçta bunlar kişisel tek telefon dinleme gibi başladı ama şimdi örgütsel bir faaliyet, örgütsel faaliyetin içerisinde bir olay olarak kabul edildi. Ama Adana ili ayrı bir dava açıyor, İzmir ayrı bir dava, Bursa ayrı bir, herkes ayrı ayrı. Halbuki tüm Türkiye'de bunun hepsini tek cemaat yönlendiriyor. Tabii pratikte bu kadar büyük dava açmak da mümkün olmaz ama dava açılırken olayı böyle görmek. Yani biz bu olayı böyle görüyoruz. Çatıda bu cemaat tüm Türkiye genelinde emniyet istihbaratını kullanarak tüm toplumu bulunduğu her ilde başlayıp dinledi. Peki. Her il ayrı dava açacak ama hepsi tamamı büyük bir davanın parçası olacak. Evet. Peki yasa dışı dinlemeler... Hani toplum dediniz, hani bunu basit bir şey zannediyor evet. bu yasa dışı dinlemeleri. Basit, bu kadar basit midir birisini dinleyebilmek? Asıl bunu konuşmamız gerekiyor çok bence. Çok güzel söylüyorsun. Bakın biz görevliyken... Yani bir emniyetçi, evet, evet. istihbarattasınız. Bu kadar kolay mıdır? Bir yani imzalayıp hemen dinleyebilir misiniz? Yani cemaat bunu nasıl göze alabildi? Sistem nasıl oluştu? Ben aslında hani bunu merak ediyorum. Aslında her eyleminde, her faaliyetine iyi baktığınız zaman
cemaatin kendisini örgütlü suçu görüyorsunuz. Evet. Suçu da görüyorsunuz. Şimdi normalde bir dinleme kararı almak çok da kolay değil. Yasalarla belli şartlar var. Diyor ki... Nasıl işler mesela sistem? Normalde önce dinleme kararı almak için kanunda sayılan suçlarla ilgili soruşturma yapmış olmanız lazım. Tabii iki dinleme var. Bir istihbari dinleme, bir adli dinleme. Evet. Burada en çok suç işlenen istihbari dinleme. İstihbari dinleme yapabilmek için de belli suçlarla dinleyebilirsiniz. Her iddianı dinleyemezsiniz. İşte ya terörist bir grup iddiası olacak, böyle bir olayı araştıracaksınız. Ya uyuşturucu faaliyeti olacak, ya mafya organizasyonu olacak. Bunun gibi sayılan 2-3 tane suç var. Bu suçlardan dolayı başlatabilirsiniz. Ve ondan sonra da... Başlatıldı diyelim ki, bir ihbar geldi. Sadece ihbar da yeterli değil aslında. Tamam, bir ihbar geldi, ondan sonra sistem nasıl? İhbar geldi ama benim hakkımda da gelebilir. Yani ben sadece toplum anlasın, bizi izleyenler daha net şimdi, bir şekilde. Evet. Şimdi çünkü hani çok konuşuldu ya, cemaat medyası da bunu. Evet. Kardeşim istihbari dinleme, bütün her şey mevzuata uygun yapılmış filan. Adli işte istihbarat değil adli dinleme, adli dinleme değil istihbarat dinleme filan. Peki süreç nasıl işliyor? Şimdi efendim, bir ihbar mektubu geldi, ondan sonra... Hani vay ihbar mektubu var ben dinleyeyim mi der bir polis. Önce ikiye ayırdık. Birincilik adli dinleme, istihbari dinleme. İstihbari dinleme sadece bir olayı araştırma, burada suç var mıdır yok mudur diye öğrenmek için başlatılır. Ve bu hiç dışarıya çıkarılmaz. İstihbarat birimi onu dinler ve sonra imha eder. Bu hiçbir zaman kullanılamaz. Adli dinleme ise savcının talimatı, savcının talimatı, hakimin kararı alınır. Her şey kaydedilir, çözülür. Suç olanlar... Adliyeye gönderilir, suç olmayanlar imha edilir. Eğer ortada suç var, suç yoksa imha edilir ve kişiye bilgi verilir. Denir ki sen dinlendin ama bir şey bulunamadır. Hepsinde belli süresi var. Şimdi burada adli dinleme ile ilgili konuda çok fazla aksaklık yok. Var ama bu kadar aksaklığı artık bir kenara bırakıyoruz. İstihbari dinlemeye bakıyoruz. İstihbari dinlemede bu MIT'in, emniyet istihbaratı ve jandarma istihbaratının yetkisinde olan dinlemelerdir. Demin saydığımız gibi belli sayıda suçlar için dinlenebilir. Her şey için dinlenmez. Bu suçlarla ilgili önce bir defa kendiniz inanacaksınız. Bu karşıdaki kişi bu iddiaya uygun mudur? Çünkü arşiviniz var, kişi hakkında size gelen bilgiler var. Sizin bu olayla ilgili daha önce o ilde çalıştığınız, edindiğiniz bilgileriniz var. Bu makul mudur bu iddia? Makul iddialar varsa ve siz dinlemeye... Normal devletin polisi ise böyle davranır. Tabii. Eğer siz makul iddialar varsa, burada bilgi alacağım umuyorsanız önce sizin aslanınız size bir rapor verir. Der ki biz şu insanı, A insanını... Araştırdık, soruşturduk. Bu şöylesi bir faaliyet içerisindedir. İllegal bir terör grubuyla bağlantısı olduğuna dair inandırıcı emareler vardır. Geçmiş kayıtları budur, adresi budur, iş yeri budur, yaptığı budur. Ve sizin önünüze ciddi bir rapor sunarlar. Evet. Bu raporu siz inandırıcı görürseniz, bunu telefon kayıtlarını çıkarsınız, kimlik bilgilerini çıkarsınız, hepsini hakime müracaat edersiniz. Hakim bunlara bakar, iddianız inandırıcı görürse, mevzuat uygun görürse size bir karar verir, dinleme kararı. Ve siz bu karara dayanarak dinlersiniz. Ama bu dinleme kararı olması gerekenler, talebiniz olması gerekenler, kanunda saymış. Şahsın kimliğini yazacaksınız, bilgilerini yazacaksınız, suç istinadlarını yazacaksınız, her şeyi yazacaksınız. Bu arada yasa istisnai bazı şeyleri düşünmüş. Demiş ki, olur ya bazı bir terör grubu olur, bu kişi bir telefona 10 tane kart alır, her gün birini değiştirebilir. İşte kendisini takip etmesi, devlet anlamasın diye sürekli makinelerini değiştirebilir vesaire diye bir takım tedbirler önermiş. Buna karşı da kanun demiş ki, bu tür olaylara karşı telefon numarasının dışında bazı kod bilgileri de dinleme kararı alınabilir demiş istisnai bazı konular. Hı. Ama siz yine kişiyle ilgili her türlü bilgileri mahkemeye yazmak zorundasınız. Şimdi olması gereken yöntemle sistem bu. Devlet görevi için böyle bir şey yapacaksa yapabilirsiniz. Peki cemaat ne yapmış burada? Cemaat ne yapmış? Cemaat bir takım insanları dinlemek, izlemek için önce sahte bir suç işlemi yapmış. Evet. Sonra sizin adınızı yazmamış. Kimliğiniz yerine başka bir kimlik yazmış. Sizin numaranız da yazmamış. Başka bir kod numarası yazmış. Makinenizin şase numarası diye bir numara yazmış. Evet. Şimdi niye bunu böyle yapıyor? Eğer bir iddia olursa, şikayet olursa, ihbar olursa araştırıldığında tespit edilemiyor. Çünkü siz şikayetçi olursanız dinleme sizin adını soyadına soruluyor. Deniyor ki Hanefi Avcı hakkında dinleme kararı var mıdır? Diyorsun. Tibe, mahkemeye, polisi soruyorlar. Veya diyorlar ki Hanefi Avcı'nın numarası şudur. Bu numara hakkında karar var mıdır? Hı-hı. Bu zaman varsa ortaya çıkar ve belli olur. Oysaki sorgulatma ama cemaat ne yapıyor? Cemaat ne yapıyor? Sahte bir isim yazıyor. Telefon numarası yazmıyor. Benim olayımda aynısıyla vaki oldu. Ben dinlendiğimi, sahte isimle dinlendiğimi, özel hayatım hakkında bilgi almak için bana tuzak kurmak yapıldığını öğrendim. Bakanlıklara dilekçe verdim. Savcılıklara dilekçe verdim. Dedim ki şikayetçiyim. Fatih savcısı yazı yazdı.
hem İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne hem İstanbul Özel Yetkili Savcı'ya. Benim elimde belgeler var, mühürüyle imzası. Özel Yetkili Savcı, böyle bir dinleme kararı yoktur dedi, cevap verdi. Üstelik ben şey de diyorum, Hanif Avcı diye değil, beni saatisi mi dinliyorlar? Falan gün aldıkları kararla dinliyor, günü de söylüyorum. Sadece tarih sayısını bilmiyorum. Bunu vermeme rağmen İstanbul Özel Yetkili Savcılık altın imzası var. Biz böyle bir şey dinlemiyoruz diye cevap verdi. İstanbul, ama sonra ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü o da dinlemiyoruz dedi. Fakat benim ilk dilekçe verdiğimde Adalet Müfettişleri araştırıp bunu bulmuşlardı. Ama bir kenara duruyordu. Ben kitabı yazınca işleme koymak üzere kaldı. Benim ifademi aldılar. Bana da bu kararı bulduklarını söylemişlerdi. Benim tekrar ifademi almak ise ben savcıya götürüp o ifadeyi verdim. Dedim ki bakın siz Hanif Avcı dinlenmediği hem özel yetkili savcılıkta hem İstanbul Emniyet'e yazı aldınız ama bakın evet, benim elimde de böyle bir ifade var. Adalet Müfettişi bulmuşlar. Bunun üzerine savcı, Fatih Savcı tekrar sordu özel yetkili savcı mahkemeye. Ama bu defa mahkemenin kendisine sordu. İşte o zaman o mahkemelerin birinin başkanı olan Şeref Bey gibi çok düzgün bir insan çıkarttı mahkeme kararını. Mahkeme kararının altındaki istihbarat şubesi yazısını onun altındaki tutanağı gönderdi. Hepsi sahte. Sahte bir örgüt isnadı. Sahte isim, numara yapmışlar. Şimdi cemaat niye bunu yapıyor işte ortaya çıkması imkansız olsun diye. Bakın ben 2005'te ilk kitabımda yazıyorum. Diyorum ki sahte isimle dinledikleri örnek veriyorum diyorum. İşte Ankara'da şu görevli, şu görevli diye 5 lira 6 lira görevli ismi sayıyorum. Numaraları birlikte. Evet. Halen tespit edilmemişti. 2,5 ay önce tespit edildi. Niye? Çünkü kendi emniyet mensubu, emniyetin yöneticisi ona öyle bir örgüt isnat ediyorlar ki hiç akılla mantıkla bağdaşmayan bir örgüt isnat ediyorlar. Hem de 3 ay sonra başka bir örgüt isnat ediyorlar. Sahte isim yazıyorlar ve e-mail numarası yazıyorlar. Müfettişler bile araştırmasına rağmen 4 yıl belki ciddi araştırma bulunmadı. Çünkü cemaat bunları kastediyor. Bugün diyorlar ki ben mahkeme kararı var. Sahte isimlerle, sahte numaralar aldığınız kararın mahkeme kararı olur mu öyle bir şey? Neyse ki Anayasa Mahkemesi sonunda bir karar vermiş. Sahte isim, sahte numaralı alınan kararlar mahkeme kararı sayılamaz demiş. Yani siz gidiyorsunuz, benimle ilgili bir sorun var veya miras paylaşacağız. Sahte isimle, sahte üyetli başkalarını götürüp karar alıyorsunuz. Sonra diyorsunuz mahkeme kararı. Mahkeme kararı olmaz ki. Yani burada bir sahtekarlık var. Baştan sona sahtekarlık. Ama amaç ne? Amaç cemaat faaliyetleriyle ilgili dinleme yapmak. Devlet için değil. Zaten önemli olan bir de şu var. Velev ki diyelim bir takım işlemleri yaptınız. Yaptığınız iş devlet içinse önce amirlerinize bilgi verirsiniz. Ben devlet memuruysam, müdürsem, amirsem ne için? Bir üstüme bilgi veririm. Yaptığım çalışma onu anlatacağım ki o beni terfi ettirecek, bana bir şey verecek ki beni çalışma denetleyecek. Şimdi bu dinlemelerle ilgili hiçbir il emniyet bir haberi yok. İl valisinin haberi yok. İçişleri Bakanı'nın haberi yok. Emniyet genel bir haberi yok. Hatta bunları kendileri dinlemişler. Düşünebiliyor musun? Yani emniyet bunu kendisi dinliyorlar. Valiyi dinliyorlar. İşte bak bakanlık yetkililerini dinliyorlar ve bu görevden hiçbir haberi yok. Peki sizin üstünüzdeki insan hiçbir haberi yoksa siz bu görevi niçin yapıyorsunuz? Eğer devlet görevi ise devletin kanunu, yönetmeliği, talimatı açık diyor ki yaptığın görevleri üstlerine alacaksın. Amirlerine söylüyor. Hiçbirine söylemiyorsun. O zaman sen başka bir yer adına hizmet ediyorsun. Bu görevi başka bir yer adına yapıyorsun. Daha garibi siz bir işi yanlış yapıyorsunuz. İnsanlara sahte isimle dinliyor. Peki aslanınıza nasıl güveniyorsunuz? Sizin memurlarınız dinliyor. Memurlarınız bakıyor ki burada Ahmet diye dinlenen kişi Ahmet değil Mehmet. Peki Mehmet olmasına rağmen devam edin size gelip demesi lazım. Müdürüm bu isim farklı. Aldığımız karar farklı. Bakın bu dinlediğimiz kişi her telefona kaldırmaya ben emniyet müdürü Ahmet'im diyor. Biz bunu esnaf diye dinliyorduk. Bu nasıl bir iştir? Veya her telefonu kaldıran kişi ben valiyim diyor. Veya ben bakanlığın yetkisiyim diyor. Yani alttaki görevli de bunun kim olduğunu biliyor. Saat isimle dinlendiğini biliyor. Hiç itiraz etmiyor bir. İtiraz etmediği gibi hiçbir makama şikayet ihbarı da bulunmuyor. Eğer normal görevimiz olsa ben diyelim ki bir şube müdürü olsam herkes bile bile bu suçun içindeydi. Birini dinlemeye kalksam oradaki benim memurum beni şikayet eder üstüme emniyet müdürüne ve valiye der ki benim memurum bir saat isimle dinliyordur. Bakın hiç şikayet yok. Yanlış dinlemeye, hukuka dinlemeye rağmen dışarıya sızan bilgi yok. Suç örgütü. Suç. Daha bir garibi var. Şimdi bu dinleme tip üzerine yapılıyor. Tip bu dinleme kararlarına bakıyor, inceliyor, bazısını itiraz ediyor. Benim birçok kararıma tip itiraz etmiştir. Birçok ilin kararına itiraz. Haklı olarak itiraz edebilir. Ama bu konuda hiç itiraz yok. Tip de kolayını bulmuş. Diyor ki, istihbarat dinlemeyi benim görev sahamın dışında ben karışmıyorum diyor. Hemen kenara dönüyor. Yani bu iş başta başlayan, oradaki memurundan, komiserinden, amirinden, müdürüne kadar devam eden, hatta tipteki görevlere kadar devam eden bir suç örgütünün işi. Daha ilerleyen safhada artık hakimler de bu işe dahil ve çok ciddi bakmıyorlar.
Yani bir yerde hissediyorlar, onlar da bilmiyormuş gibi davranmaya başlıyor. Yani büyükçe bir suç ve diğer bütün suçların doğmasına, diğer büyük suçun işlenmesine zemin hazırlayan, malzeme taşıyan bir yer. Eğer siz bu kadar etkin dinleme yapamazsanız, diğer suçlar üretemezsiniz, iftiralar yapamazsınız, insana tuzak da o kadar kolay kuramazsınız. O açıdan bu dinlemeler çok önemliydi. Dikkat etsene, Türk toplumu çok rahatsızdı. Bütün basın mensupları, bütün devlet, herkes yazı yazıyordu. Zannediyorlardı ki devlette başıbozukluk var, herkes dinliyor. Hayır. Peki, yalnız cemaat dinliyordu, başka hiçbir dinleme yapmıyordu. Buna emin olmak lazım. Hanifi Bey, kısa bir reklam aramız olacak. Reklamlardan sonra şu soruyla dönmek istiyorum programa. Siz dediniz ki bundan, bu dinlemelerden bütün herkes rahatsızdı. Yani gazeteciler, evet, medyada, evet, bilenler rahatsızdı. Ben şunu soracağım. Bunu dinleyen cemaati dediniz. Tek bir suçlusu var. İşte polisinden teknik adamına kadar, işte tibine kadar herkes içerisinde büyük bir suç şebekesi, evet, var karşımızda. Bunun mağdurları oldu. Buna karşı çıkanlar, hukuk dışı dinlemeler ve bu deliller sahte diyenler bugün cemaatle yan yana olmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben bunu sormak istiyorum size. Kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra buradayız. Evet, Ülke TV ekranlarında Söz Bitmeden programında eski Emniyet Müdürü Hanifi Avcı'yı ağırlıyorum. Hanifi Avcı'nın yeni kitabı Cemaatin İflası, Hocanın Ayağının Kaydığı Yer Tekin Yayın Evlerinden çıktı. Mutlaka okunması gereken kitaplardan birisi. Evet. Hanifi Bey, bu yasa dışı dinlemelerden ben cemaatin Türkiye'ye yaptığını bir yargı darbesi olarak, yani yargıyı ele geçiren, emniyeti ele geçiren cemaatin bütün bu güçleri kullanarak toplumu yargı ve emniyet üzerinden mağdur ettiğini düşünüyorum. Ve bunun bariz bir şekilde mağdurları oldu. İçeride mahkum olanlar, farklı şekilde işte hani kendisiyle alakalı olumsuz haberler çıkanlar. Bir linç kampanyası oldu. Bir dönem bunlardan şikayetçi olanlar, siz hani rahatsız dediniz, yani medyada, gazeteciler, herkes, hani toplumun aslında her kesimi rahatsızdı. Bunu kimin yaptığı ortada. Bugün bu cemaatle işbirliği yapmaları nasıl algılıyorsunuz? Ya da şöyle sorayım, siz bunun mağdurlarının cemaatle, cemaati hoş gördüğünü düşünüyor musunuz? Belki ben böyle görüyorum ama siz farklı görüyor olabilirsiniz. O yüzden nasıl görüyorsunuz? Şimdi aslında sizin sorunuza göre, daha doğrusu sormak istediği birçok şey insanlar kendine soruyor. Bence önemli olan şuydu. Aslında bu iddialar çok fazla vardı dinlemelerle ilgili, hukuk aykırı dinlemelerle ilgili. En çok da ben mesela kitabımda dillendirmiştim. Hükümet zamanında denetlemeyip bunları ortaya çıkarmadığı, bunları teşhir etmediği, bunları cezalandırmadığı için toplumda şu algı var. Bunlar hükümetle beraber yaptılar. Bu dinlemede hükümetin haberi var zannediyorlar. Belki yerel miktarda bazı yerde ufak tefek şeyde o bilgi, amirlerin bilgisi olabilir ama ben şuna eminim. Bu dinlemelerde cemaat kendi başına karar verdi ve kimseye de bilgi vermedi. Yani daha hükümetle sonra, işbirliği şeyi aslında... O zaman herkes bu inanıyor. Dedi ki bunu hükümetle beraber yaptılar. O zaman niye ben... Bakanların haberi var, valilerin haberi var, müdürlerin haberi var, başbakan haberi var. Herkes buna inanıyor ve halen bundan dolayı hükümete kızıyorlar. Bu iddia ne kadar doğrudur? İçinde bir değil ama şu var. 2011 yılında Başbakanın bakanları dinlendiği ortada değil midir? Bugün internet üzerinden, evet, bilgilere bakarsanız, o bilgilerin tarihine bakarsanız, tarihi orada yazmıyor ama 2011'de başbakan dinleniyor. Telefon dinlemesi yetmiyor. Başbakanın ofisine böcek konuyor. Böcek niye konuyor? Telefonla yetmeyen, telefonda konuşup özel konuşmaların yapıldığı yeri öğreniyorlar. Oraya böcek koyuyorlar. Şimdi ben başbakan hükümet tuttuğum için söylemiyorum. Hatta ben başbakan hükümete kızgınım. Bana da karşı diyor. Ben yazdım, niye bakmadınız? Doğru, bir ihmalleri vardır. Hataları, eksikleri vardır. Vakadır bu ortaya. Kimse, evet, inkar edemez. Ama şu var. Bu dinlemeleri cemaat herkese sakladı. Kendisi yaptı. Çünkü bakanları da kendi dinledi. Genel müdürleri dinledi. Valileri dinledi. Başbakanı dinledi. Başbakanın bakanlar olan görüşmeleri şu anda elde ve yayınlanıyor. Evet. O yetmedi. Başbakan ofisine böcek koydu. Evet.
tepki çok sert olması lazımdı. Karşılık verilmesi lazımdı. Bu denetlenmesi lazımdı ama denetlemedi, yapmadılar. Fakat yapmayan sadece başbakanlık, bakan mı, genel müdür mü? Hayır. Ben de devletin diğer kurumları da görevi yapmadı. Peki bu savcıların görevi değil miydi? Ben Ankara savcısına, İstanbul savcısına dilekçe verdim. Bakın bu dilekçem daha ortaya çıkmadı ama herkes biliyor, legal bir dilekçe, birçok basın mensubunda var. Her şeyi açık açık yazdım. Kitapta da yazdım. Sonra beni çağırdılar, bu savcıları anlattım. Bu dinlemeler nasıl tespit edeceklerini, hatta bu istihbaratı kullanan hukuka ayrı böcekler nasıl ortaya çıkarabileceklerini, aldıkları yer nasıl ortaya çıkacaklarını anlattım. Savcı beyin odası burada, bitişiklik odada alınan mahkeme kararları var. Bitişiklik odada mahkeme kararı açıp o sahte mahkeme kararlarını Ankara savcı, İstanbul savcı bakmadı. Soruşturmadı, sorgulamadı. Onlardaki suç değil mi? Suç. Peki müfettişler gittiler istihbarat dairesine. Ben dedim ki istihbarat dairesinde almış cihazlar var, cemaatin cihazları var. Bu daire bütün insanlar hukuka aykırı dinliyor. Müfettişler gittiler, inceledik dediler. Daha sonra bazı utanmaz cemaat mensupları istihbarat dairesi 23 kere denetlendi, rapor yazdılar. Halbuki isimler var. Tek tek makamlar, isimler, kimden dinlediği isimler tek tek yazılmış. Onlar dosyayı açtırarak istihbarat dairesine çıkarın bakalım bize şu dinleme kayıtlarını. Bakacağız. Bak hepsi ortaya göreceklerdi. Müfettişler ortaya çıkarmadı. Savcılar ortaya çıkarmadı. Hakimler bakmadı. Yani bu suçu hep beraber ihmal ettiler. Göz yumdular. Evet, en büyük suç iktidarındır, hükümetin hükümetindir. İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'ndır. Emniyet Genel Müdürü, evet Emniyet Genel Müdürü'ndür. O zamanın adamları suçu. Bakmalar lazım. Hatta ben bu görevlerini yapmıyorlar diye İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürü personel hakkında davacı oldum. Bakanların ve genel müdürü kendisi hakkında. Adalet Bakanlığı personel hakkında davacı oldum. Dedim ki yapmıyorlar görevlerini. Bunlara bakmalar lazım. Yine bakmadılar. Yani bu ihmal hep beraber işlendi. Ama sokakta vatandaş şunu görüyor. Türkiye insanı böyle görüyor. Türkiye demokrasi çok hazmedemediği için evet. İşte her işi iktidar yapmasa, hükümet yapmadıysa o zaman demek ki bilerek yapmadı. Seyirci kaldı. Beraber hatta ortak hareketler diyor. Doğru, ortak hatta noktaları vardır ama ben dinleme konusunda bunu cemaat dinledi. Cemaat kendisi kullandı. Cemaat bunları istediği gibi kendi hesabına yaptı ve iktidarı da dinledi. O açıdan bu işi yapan cemaattir ama buna göz yuman, ihmal eden herkes de bu işin sorumludur. Peki cemaat bunu yaparken, Türkiye içerisinde çekmeye çalıştığı operasyonu yaparken, burada tek mi, mesela biz Amerika bağlantısı, İsrail bağlantısı var. Yani bunun ulusal bağlantısı da var olduğunu söylüyoruz. Siz de buna katılıyor musunuz? Siz nasıl? Ben buna çok katılamıyorum. Yani geçmiş için katılamıyorum. Önümüzdeki dönem için. Belki sizden daha aşırı yorum yapabilirim ama geçmiş için diyorum ki çünkü bu cemaate bütün destek ülke içinde verildi. İş adamları maddi destek verdi. Savcılar, hakimler, fethiyeler görevini yapmayarak destek verdi. Hükümet bunları denetlemeyerek ve yetkilerini kısmayarak, yaptık açlıkları engellemeyerek her türlü destek ülke içinde verildi. Yani yurt dışı bir desteğe zaten ihtiyaçları yoktu. Belki bir destek vardır, belki yurt dışında bizim tahminimizden fazla ilişki de olabilir ama elimizde bir delil yok, belge yok. Şu ana kadar olup biten bütün ülke içinde kazanımları da kendilerinin çalışmalarıyla hükümetin, devletin, bu ülkedeki insanların bir destekle bayağı kaldılar. Herhangi bir ülkeye ihtiyaçları yoktu ama önümüzdeki dönem için ihtiyaçları var. Şu anda bu cemaat yönetimi yurt dışında kalmak mecburiyetinde. Yurt dışında yaşayabilmesi için de o ülkelere muhtaç. Peki Amerika'nın Gülen'e bu kadar sahip çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında şu var. Başlangıçta çok sahip çıkmadıkları ama zaman içerisinde durumun yavaş yavaş değişmeye başladığı kanaatindeyim. Onlar orada kalabilmek adına o ülkelerin mevzuatına göre çok ciddi bir gayretle sarf ettiklerine kanaatindeyim. Hatta Türkiye'de ve yurt dışında birçok insanın orada kalmaları konusunda işte tavsiye mektupları falan yazdıklarını da biz biliyoruz, tahmin ediyorum daha doğrusu. Ama şimdi sonrası için tabii ki şu var. Böyle bir cemaat, böyle bir güç sizin elinizde bir imkan da demektir. O ülkelerin istihbarat birimleri için. Çünkü onların ağına girdiğiniz zaman, onların içinde bir nüfuz ettiğiniz zaman o cemaatin aktif olduğu bütün yerdeki bilgiler size de akıyor. Şimdi normal bir cemaat olsa belki bu kadar olmayabilir. Sadece bir dini faaliyet olsa çok iş kimsenin işine yaramaz. Ama bu cemaat her gittiği yerde bilgi taşıyor. Her gittiği yerde bütün ülkenin bilgilerini taşıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün bilgilerini taşıyor merkezine doğru. Onun için siz bu cemaatin liderinin, cemaatin yönetiminin ülkenizde olması çok memnun olursunuz. Yani ben Amerikalı olsam, ben İngiliz olsam, bir Fransız olsam, Alman olsam isterim. Çünkü o sayede inanılmaz bilgiye sahip olurum. Tüm Orta Asya hakkında bilgi toplarım. Türkiye'nin her türlü bilgisi toplarım. Afrika'da bilgi toplayabilirim. Şu anda, geçmişte belki bu kadar değildi. İşte ama şu an itibaren bu cemaat bulunduğu ülkede kalmak mecburiyetinde. Amerika'dan dışarı çıktığı gün
durumu riskli. Başka bir ülkeye gidemediği zaman Türkiye iade söz konusu olabilir. Bundan dolayı da o ülkede bir talep etmese bile o ülkelerin ihtiyaçlarını, isteklerini onların hoşuna girdiği davranmaya mecburlardır. O zaman cemaat... Çok daha tehlikelidir. Peki cemaatin iflası derken o zaman paralel yapı tehlikesi bitmedi ve operasyon yapmaya devam edecekler tabii, diyorsunuz. Buradaki, belki siz buradaki biliyorsunuz iflas, ama buradaki evet. iflas mecazi manada. Asla iflasla bahsedilmiyor. Hatta tam tersine aslında cemaatin biz çok ciddi var olduğunu, ayakta olduğunu bu duyarlı sağlayalım. Buradaki iflas bir mecazi manadaki onların kendilerini görmek istediği, kendilerini çok üstün meziyetli görüyorlardı. Bu yaptıklarının bu kadar haksızlığın, bu kadar hukuksuzluğun öbür tarafta hesabını veremeyecekler, iflas edeceklerini anlatmak için kullandığımız bir tabir. Ama şu çok önemli, sıradan bir cemaat, sıradan bir grup dış dünya için bu kadar önemli olmayabilir. Niye? Çünkü altını ne alırsın? Diyelim ki bir dini gerçekten bir cemaat olur. Atıyorum. Türkiye'de i̇şte bir tarikat olsanız. Nakşibendiler olsanız, var. İşte Kadriye Adıyaman olsanız. Süleymancı olsanız. Kendi hallerinde insanlar. Yurt dışındaki istihbarat onun için girse ne öğrenecek? Onların dini eğitimlerini öğrenecek. Onların yönetimini öğrenecek. Evet. Ama bu cemaat öyle değil. Bu cemaat siyasi. Evet. Bu cemaat siyasi aşıyor. Bir istihbarat teşkilatı gibi, bir güvenlik teşkilatı gibi, bir askeri teşkilat gibi çalışıyor. Evet. Bu açıdan bu çok farklı. Hatta buna bir bence yanlış bir tabir kullanıyoruz. Alıştığımız için bu tabiri bu cemaat değil. Bu cemaat diye bir isim vermek büyük hata. Ben de aynı hatayı yapıyorum ve tarifimiz kolay özünü yapıyoruz. Bunun adı cemaat değil. Bu ayrı bir örgüt. Terör örgütü. Fethullah Gülen grubunun kurduğu adı öyle tanımlanan bir örgüt demek lazım. Çünkü bunun içerisinde bizim anlattığımız sahada böyle bir dini faaliyet, dini anlatım öyle bir şey yok. Buradaki bizim karşı çıktığımız kolay bunların tamamen siyasi, tamamen güvenlik, tamamen askeri faaliyetleri var söz konusu ya. Böyle bilgi taşıdıkları için, böyle bilgi aktardıkları çok önemli. Hatırlarsanız benim birinci kitabımda bir belge var. Bu belgede ne diyor? Emniyetten ve MİT'ten sorumlu iki kişi. Biri emniyetin tüm bilgilerine sahip, biri Milli İstihbaratın bilgilerine sahip. İki kişi Amerika'ya gittiklerinde FBI bunları durduruyor. Üzerindeki tüm belgeleri alıyor. Yetmiyor. Dönüşte bilgisayarların tamamını alıyor içinde formatlıyor. Ne vardı? Bilmiyoruz. İnkar ettiler. Böyle bir şey yok dediler. Şimdi belgelerin bir kısmı ortaya çıktı. Emniyetin ve bazı belgeler. Ama bilgisayardaki bilgiler çıkmadı. O bilgisayar ne yüklüydü? Onu bilmiyoruz. Hala meçhul. Evet. Belki de çok ciddi bilgiler yüklüydü. Bütün kamuya ait bilgiler vardı. Bunların hepsi başka bir devletin istihbaratı eline geçti. Hangi ülkede buna benzer olaylar yaşandı? Çünkü bu bir numune olay. Bu seviyedeki bir insanın başına geçeni kimse bilmez. Evet. Tesadüfe öğrenmiş. Belki bu insanlar başka bir istihbarat bir hedef olarak çok da kontrol edilmiş, belgede el konmuş olabilir, bilgisayar almış olabilir. Hatta o örgütler buna şey sızabilir. Her şeyi yapabilir. Yani siz bununla uğraşıyorsanız dış dünyadaki bütün istihbaratın hedefisiniz ve hepsi size mutlaka gücü yeter. Yani o ülkelerin istihbaratları sonsuz ve sınırsız imkanlar kullanıyorlar. Ne yaparsanız yapın o ağdan kurtulamazsınız yani. Henüz tabii asker içerisindeki yapılanmalarını konuşmuyoruz. Emniyet evet. ve yargı içerisinde evet. ve devlet bürokrasisini evet. konuşuyoruz. Cemaatin iflası dini anlamdaki bir cemaatin kendisini patlatmasını ve iflasını anlatıyorsunuz. Ama paralel yapı tehlikesi Türkiye için hala güçlü. Operasyon yapmaya evet. devam edebilir ve asıl uluslararası arenada bunlardan, asıl bundan sonrası için hocayı elinde tutarak istihbarat bilgi akışını sağlayabilir. Bunlar da her türlü her şeyi yapabilirler. Ne diyorsunuz? Bir de şu var, bunu abartmayalım, gerçeğe budur. Bu tip kutsal teşkilatlar kendilerinin geri adım atması, yanlışlanması, horlanmasını kabullenemezler. Çünkü kendilerine çok büyük kutsaliyet fehmi ediyorlar. Bunlar asla geri adım atmaz, asla yanlış yapmaz, asla hatalı davranmaz. Şimdi bu ortaya çıktıkça bu teşkilatlar çılgınlaşır. Çünkü kutsal. O kutsala saldırıyorsunuz çünkü suç işliyor. Saldırmaya mecbursunuz, onun üzerine gideceksin. Bu geri adım atmaları, kaybetmeleri bunlar inanılmaz rahatsız eder. Ve geri gitmemek adına, galip gelmek adına aklını alamayacağı her şeyi yapabilirler. Bu abartı falan evet. değil. Bu benim şahsi yorumum da değil. Evet. Bu dünyada yaşanmış realitedir. Siz dünya işleri uğraşan biri olsanız belki kaybetmeye, kazanmaya alışabilirsiniz. Ama siz kutsal bir kişiliksiniz. O kutsal kişilik geri adım atamaz, kaybedemez, evet. yanlışlanamaz. Bu konuda gerekiyorsa her şeyi yapar. Aklına alamayacağı çılgınlık da yapılabilir, aklına alamayacağı eylem de yapılabilir. Bu zamana kadar bilinmeyen şey denenebilir. Bunu herkes düşündüğü zaman da bu cevap bulur aslında. Evet. Çünkü karşımızda sıradan evet. değil kendisini farklı gören bir şey var yani, bir olgu var. Çok teşekkür ederim Hanifi Bey. Ben teşekkür Biraz ederim. Böyle ani bir bitiriş gibi oldu. Ama ben de bu bağlamda Fethullah Gülen'in kendi sitesinde zaman zaman işte makul yaptığı, hala böyle dini söylemlerle yaptığı sohbetlerin çok gerçekçi bulmuyorum.
bir geri adım falan olarak da görmüyorum. Bilakis daha bileğlenerek farklı şekilde eylemler yapabileceklerini düşünenlerdenim ve durum ne olursa olsun yani emniyet içerisindeki birkaç tasfiyenin, yargı içerisindeki işte HSYK seçimlerinin kazanılmasının, yargı içerisindeki birkaç böyle çok önemlidir ama önemli ama bunlar değil. Yeterli değil ve bunlar cemaati çok zayıflatacak adımlar da değil. Daha güçlü, hukuki olarak yürütülmesi gereken evet. bir mücadele olduğunu ben de düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Hanefi Bey. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Efendim. Tekrar hayırlı olsun. Sağ olun. Üçüncü kitabı bir an önce bekliyoruz. İnşallah. Evet, bir programın sonuna geldik. Program konuğum eski emniyet müdürü Hanefi Avcı'ydı. Hanefi Avcı'yla yeni kitabını konuştuk. Cemaatin İflası Hoca'nın Ayağının Kaydığı Yer kitabını konuştuk. Yarın görüşünceye kadar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.